Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, şu ana kadar öğrendiklerimizi kısaca özetlemek gerekirse, bütün veri modellerinde iki farklı tipte tablo olduğunu, FACT ve MASTER tablolar olduğunu ve bu tabloların taşıması gereken özelliklerin neler olduğunu, formatlarını gördük. Devamında bir veri modeli kurarken yaptığımız ilk iş, bu tabloları, FACT ve MASTER tablolarını anahtar sütunlar üzerinden ilişkileri kullanarak birbirine bağlamak olacak. Power BI'de 3 farklı tipte ilişki var. İlişki tipi var. One to one, birebir. One to many, bire çok. Ve many to many, çoğa çok. Bu derste one to one ve one to many ilişkilerden bahsedeceğiz. Öncelikle one to many ile başlayacağım. Çünkü neredeyse bütün veri modellerinde %95 kullandığımız ilişki tipi one to many, birden çoğa. Bu derste aynı zamanda filter propagation diye bir kavramı öğreneceğiz. Filtrelerin taşınması diye çevirebiliriz. Böyle bir kavramı öğreneceğiz ve referential integrity diye bir konuya bakacağız. Kullanacağımız veri seti bir Excel dosyasında, Excel Workbook bulunduğu yeri gösteriyorum ilişkiler diye bir Excel dosyası, hesap hareketleri diye bir tabloya bağlantı yapıyorum. Ctrl Shift artı ekranı biraz büyütelim. Fact tablosunda entity kim? Hesap kodu. Entity ait diğer etribütlerde, özelliklerde aynı tabloda ne yapmak gerekiyordu? Dedik ki fact tablolarında entity'nin sadece id'sinin olduğu sütun kalır entity ait hiçbir diğer özellik, attribute bu tabloda olmaz. Onların master tabloda olması gerekir dedik. Sağ tık bu tabloyu düzgün isim vermek adına hesap hareketleri boşluk diye çevirelim. Bir kopyasını alacağım bu sorgunun. Sağ tık duplicate. Bu da bizim hesaplar master tablomuz olacak. Hesaplar. Bu tabloda hesap kodu, hesap ana başlığı sütunlarını hepsi yan yana olduğu için Shift tuşuna basılı tutarak seçiyorum. Bu tabloda bana sadece Entity'ye ait sütunlar lazım. Diğerlerini uçur. Tekillik yaratmam gerekiyor. Tekilliği hesap kodu üzerinden, Primer Key üzerinden yaratıyor olacağız. Sütun seçiliyken Remove Rows, tekrarlayanları uçur. İki tane farklı gelir hesabı varmış, iki tane farklı gider hesabı varmış. Okey. Hareket tablosuna, fek tablosuna geri geliyorum. Dedik ki entity'nin sadece id'si kalacak hesap kodu. Entity'ye ait diğer hiçbir sütunun bu tabloda işi yok. Sildim. Bu sefer delete tuşuna basarak sildim. Close Apply Tabloları aldık. Model view kısmına geçiyorum. İlişkileri oluşturduğumuz kısma geçiyorum. Hesaplar tablosunda her bir hesap kodu sadece ve sadece bir kez geçiyor. Hesap kodu sütununda hesaplar tablosundan null, blank değerler yok, olamaz. Master tablodaki anahtar sütunların özelliklerinden biriydi. Hesap hareketleri tablosunda da hesap kodu diye bir sütun var hesap hareketleri tablosundaki hesap kodu sütununun isminin buradaki isimle aynı olması şart değil. İsimler birebir aynı olmak zorunda değil. Böyle bir kural yok ilişki kurarken. Farklı isimler olabilir. Harekete nereden, hangi tablodan başladığımızın da bir önemi yok. Hesaplar tablosundaki hesap kodunu da buraya sürükle bırakla yapabiliriz. Veya siliyorum sağ tık delete. PEC tablosundan da başlayabiliriz. Fark etmez. Power BI'nin kontrol ettiği şey bu sütunlardaki değer listesine bakıyor her iki tarafta. Bir tarafta tekillik var mı? Evet var. Hesaplar tablosundaki hesap kodu sütunda sadece ve sadece tekil değer var. Null blank yok. Son kez hatırlatıyorum. Hesap hareketleri tablosunda benzer değerler defalarca geçiyor. Bunu gördüğü anda one tarafı, bir tarafı neresi onu buluyor. Many tarafı, çoğulluk nerede onu buluyor. Ve bir ok yönüyle hesaplar tablosundan hesap hareketleri tablosuna doğru giden bir ilişki oluşturuyor. Power BI veri modellerinde ilişki kurmanın tek bir amacı var. Filtre taşımak. Filter propagation. Filtrelerin tablolardan akması neye göre akacak? Ok yönüne göre akacak. Kavramı daha iyi anlamak adına rapor tarafına geçiyorum. Hesaplar tablosunda ve hesap hareketleri tablosundaki sütunları değerlerini görmek amacıyla birer tabloyu ekleyeceğim. Hesaplar tablosunda hesap adı, hesap ana başlığı, grup kodu, kodu en başa alalım. Bu tablonun fontunu biraz büyütelim görünümle ilgili bir şey olduğu için bütün her şey buradaki fırça tabında. Tekrar bir daha ayarlarla uğraşmak istemediğim için font büyüklüğü gibi Ctrl C V deyip bunun bir kopyasını aldım. Bu tabloda da hesap kodu, para birimi, tarih, tutar gibi hesap hareketlerinde olan sütunları görelim. Kullandığımız tablolardaki kayıtlar bunlar. İki tablo arasında hesap kodu üzerinden ilişki kurduk mu? Kurduk. One to many ve ok yönü olarak diyor ki buradan buraya doğru gidebilirsin. Filtreyi taşıyabilirsin. Explicit olarak bir metrik yazacağız. Basit bir metrik yazacağız. Implicit measure'ları bu yanında sigma işareti olanları kullanmayacağız demiştik hatırlarsanız. Hesap hareketleri sağ tık. hareket tutarı diye bir isim verelim. Bu da bu tablodaki tutar sütununu topluyor olsun. Şimdi bir başka tablo oluşturacağım. Hatta bir matris oluşturacağım. Tabloda değil. O yüzden şunu seçiyorum. Bu tablonun satırına hesaplar tablosundaki hesap ana başlığını getiriyorum. Değerler kısmına da Biraz önce yazdığımız metreyi düşürüyorum. Bunun da formatını whole number ve binli virgülü görecek şekilde değiştirelim. Power BI'daki en basit ve en önemli cümlelerden bir tanesi şu. Hangi görseli seçerseniz seçin. Eğer bir görselde rakam görüyorsanız ki bu örnekte bir matris oluşturduk. 3 farklı hücre gözüküyor, 3 farklı rakam gözüküyor. Tek bir metrik üzerinden filtrelerin taşınıyor olması demek hesaplar tablosundan hesap hareketleri tablosuna doğru filtrenin taşınıyor olması demek ilişkilerin tek amacı buydu. Şu anlama geliyor. Çok basit bir cümlemiz var. Gelirler diyor 3200, giderler diyor eksi 1400, total diyor 1800. Çok basit cümlemiz şu. Buradaki gördüğünüz her bir hücre Daraltılmış, filtrelenmiş bir hesap hareketleri tablosu üzerinden çalışıyor. Tek bir metrik düşürdük bu görsele. Üç farklı rakam var. Çünkü üç hücrenin de filtre konteksti farklı. Filtreler taşınıyor demek, 3200 rakamını hesaplarken kafası nasıl çalışıyor örneklendirmek gerekirse. Gelirler nerede? Hesap ana başlığında. Hesap ana başlığı, gelir olan kayıtlar, hesap kodları bunlar. Bu kayıtların filtresini ok yönünde bu tabloya getirdiğinde, hesap hareketleri tablosuna getirdiğinde gördüğü filtrelenmiş hesap hareketleri tablosunda şuradaki 3 satırı görüyor filtreyi taşıdı. Ne üzerinden taşıdı? İlişkiler üzerinden taşıdı. Nasıl taşıdı? Ok yönünde gidebildiği için taşıyabildi. Ve bizim yazdığımız hareket tutarı formülü bu hücre için hesap kitap yaparken önce bu seti buldu. Gelirler burada hesap kodları, ana başlığı gelirler olan hesap kodları bunlar. Bu hesap kodlarını bir filtre olarak hesap hareketleri tablosuna uygula. Bu tablo kaldı önünde, filtrelenmiş tablo kaldı önünde. Bu tablonun tutar sütunun başına geç çünkü formülde git bu tablodaki tutar sütunun toplamını getir diye bir ibare var, açılım var. Bu rakamları topla getir. 1500, 2000, 3200. Bu rakamı bulurken bu hareketleri yaptı. Hesap ana başlığı gelirler olan hesap kodlarını buldu. İlişki üzerinden ok yönünde o hesap kodlarının filtresini hesap hareketleri tablosuna uyguladı. Ve bu hücre için filtre konteksti bulduktan sonra bizim yazdığımız metrik devreye girdi. Filtrelenmiş hesap hareketleri tablosun tutar süsünün başına geçti, topladı, çıktı. Kaç tane farklı hücre gözüküyor burada? Üç farklı gözüküyor. Üç defa aynı mantıkla hareket etti. Giderler için de aynısını yapacağım, biraz daha hızlı bir şekilde. Hesap ana başlığı giderler olan hesaplar kim? Bunlar. Bunların filtresini buraya uyguladığında filtri propagate ettiğinde filtri filtreyi taşıdığında bu hücre için gördüğü filtre kontekste, bu, bu hücrenin filtre kontekstinde gördüğü hesap hareketleri tablosunda bu satırlar var. Bu tablonun başına geçti, tutar sütunun başına geçti. Bunu, 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 bunu topladı, eksi 1400 dedi. Peki, Şimdi hem Excel'de hem de maalesef Power BI'deki tablolarda, matrislerde aslında yanlış olan bir total jargonu var. Buraya total diyor ama burası bir aritmetik toplam olmayabilir her zaman için. Matematik toplam olmayabilir. Editif ve semi editif yani toplanamayan metrikleri gördüğümüzde bu konuya tekrar gireceğiz ama aklımızda kalan cümle şu olsun. Total satırı yazıyor diye şöyle bir işlemi kesinlikle yapmıyor. 3200'ü buldum. Eksi 1400'ü de buldum. İkisini toplayayım. 1800 demiyor kesinlikle. Basit cümleye tekrar geri geliyorum en başta söylediğim. Rakam gördüğünüz her bir yerde bir filter konteks vardır. Ve bütün yazdığımız metrikler önce o filter konteksti bulur. Ondan sonra çalışmaya başlarlar. Bunun anlamı şu buradaki 1800 rakamı içinde aslında aynı hareketleri yapıyor. Hiçbir değişiklik yapmadan mantık olarak değişen tek şey ne? Hesap hareketleri tablosunda taşınan filtreler değişiyor. Bu hücrenin filtre konteksinde hesap ana başlığıyla ilgili herhangi bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla buradaki hem gelirler hem de giderler hesaplarını buluyor. Burayı buluyor. Bunu bir filtre olarak taşıyor. Filtre olarak taşıdığında gördüğü tablo ne? Tablonun orijinali. Bu tablonun tutar sütunun başına geliyor. Şunları toplayıp çıkıyor. O da 1800. İlişki kurmanın tek amacı filtreleri taşımak. Filtreler neye göre taşınıyor? Ok yönünde gidebildiği bütün tabloları kıra kıra taşıyor, filtreleyerek çalışıyor. Eğer herhangi bir boyut tablosundan, herhangi bir tablodan bir başka tabloya doğru ok yönünde gidebiliyorsanız, bu bu tablodan bu tabloya doğru filtreleri taşıyabilirsiniz anlamına gelir. Ve hangi görseli kullanırsanız kullanın, bir rakam gözüküyorsa her bir hücre için önce o filtrelerin çalışmasından kaynaklanan filtrelerin fek tablosuna uygulanmasından kaynaklanan daraltılmış filtrelenmiş fek tablosu önümüze düşer. Ondan sonra yazdığımız metrikler çalışmaya başlar. Çok basit cümle ama çok önemli cümle. Bu davranışı aslında Excel'deki pivot tabloları kullanmaya alışkınsak anlayabiliyoruz. Basit bir kavram, beklediğimiz bir durum. Ama arka tarafta yaptığı bu hareketleri lütfen kafanızda canlandırın her zaman için. Her bir hücre için filtre konteks var. Filtre kontekst önce ok yönünde filtrelerin taşınmasından kaynaklanıyor. Önümüze daraltılmış, filtrelenmiş bir fek tablosu düşüyor. Ondan sonra metriklerimiz çalışmaya başlıyor. Biraz ilerletelim ama kurduğum cümlelerin hiçbirini en ufak bir şekilde değiştirmeyeceğim. Buradaki matristeki hesap ana başlığının altına hesap adını getirelim. Hesap adı diye koyalım ve bu matrisin rakamlarını hepsini görmek üzere açalım. Fontu da büyütelim. Kaç tane rakam farklı hücre var burada? Kaç tane rakam var? 1 2 3 4 5 6 7 bu yazdığımız hareket tutarı metriği tam 7 defa çalıştı. Total satırı içinde dahil olmak üzere. Her seferinde gördüğü filtre konteks farklı olduğu için gelirler karşılığında başka, A gelir hesabı karşılığında başka, Y gider hesabı karşılığında başka rakamlar çalışıyor. Tek bir metrik, değişen tek şey filtre konteks. Her bir hücrenin filtre konteksti farklı aynı hareketleri yapıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Bu sefer şuradaki 500 rakamı için aynı cümleleri, aynı mantığı tekrarlamak gerekirse A gelir hesabı. Neymiş bu A gelir hesabı? Bu kod. 600, sonu 200 ile bitiyor. 600 sonu 200 ile biten satırı filtreliyor. Hesap hareketleri tablosunda ok yönünde gidiyor önüne düşen filtrelenmiş tablo ne? Bu tek satırlık bir hesap hareketleri tablosu. Metrik devreye giriyor. Tutar başına geliyor, topluyor, çıkıyor. Aynı şey bütün hücreler için aynı mantıkla geçerli. 2700 B gelir hesabı. Bu filtre olarak uygula. Uyguladığında önünde kalan filtrelenmiş hesap hareketleri tablosu bu. Topla 2700. Rakam gördüğünüz Bütün hücrelerin filtre konteksti farklı olduğu için farklı rakamlar hesaplayabiliyor. Filtre konteks kavramının temel cümleleri bu. Filtrelerin ok yönünde master tablodan başladığımızda fact tablosuna doğru gidebilmesinden faydalanıyoruz. Okey, böylelikle filtre konteks kavramını da filter propagation üzerinden bir giriş yapmış olduk. DAX'a geldiğimizde filtre kontekstin cümlelerini daha da açıyor olacağız ama temel cümleleri bu basitlikte. Ama lütfen bu yaptığım hareketleri aklınızda, kafanızda mutlaka canlandırın her zaman için. Peki dilerseniz bir de one to one ilişkinin birebir ilişkinin nasıl bir şey olduğuna bakalım. Daha önceki master tablo örneklerinde personel kodu, doğum tarihi, TC kimlik numarası şeklinde bir örnek yapmıştık. İsterseniz o tabloya bir bağlantı yapalım. Dosyayı seçtim. Bu dosyada one to one diye bir tabloya bağlanacağım. Okey. Şimdi one to one Birebir ilişkinin kullanıldığı neredeyse tek bir yer var. O da çok fazla sayıda sütuna sahip olan bir boyut tablosunu birden fazla parçaya bölmek istediğimizde kullandığımız bir ilişki tipi. Bazen master tablolarda TC kimlik no gibi farklı davranılmasını gerektiren sütunlar olursa, bilgiler olursa model içerisinde bu sütunlar üzerinden role level security gibi özellikleri kullanmak istersek ayırmayı tercih edebiliriz. Ne yapmamız gerekiyor bu tabloda? Bu tablonun bir kopyasını alacağım. Sağ tık duplicate. Kopyasında sadece personelle, personel numarasıyla kimlik numarasını bırakacağım. Bu tabloda artık TC kimlik numarasına ihtiyacımız yok. Close apply. Tablolar. Geldi yapmam gereken şey personel numaraları üzerinden bu iki tabloyu birebir olacak şekilde. Çünkü her iki tarafta da teklik var. Birebir ilişkiyle bağlamak. Şimdi buradaki okun yönü one to many'nin aksine çift yönlü gösteriyor. Bu ilişki tipine Power BI spesifik olan bu çift yönlü ilişki tipine daha sonra detaylı bir şekilde gireceğiz. O yüzden şu an için biraz basit bırakmak istiyorum. Hangi tablodan başlarsak başlayalım filtreleri taşıyabiliriz diye yorumlasak şimdilik olur raporuna da bakalım. Eğer ben isim, personel numarası, soy isim gibi bir tablonun yanına kimlik numarasını, TC kimlik numarasını getirmek istersem onu da buradan alıyor olabilirim. Kendi yaptığım projeleri düşündüğümde one to one ilişki 40 yıllık bir kullandığım bir ilişki tipi, çok nadiren kullandığım bir ilişki tipi. Dediğim gibi tek bir kullanım yeri var. Çok uzun, geniş bir master tabloyu iki farklı master tablo birbiriyle ilintili, birebir ilişkili iki master tablo şeklinde tasarlamak isterseniz kullanabilirsiniz. Peki bir de referential integrity denen bir konu var. Power BI'de onun ne olduğunu görelim. Bunun için yeni bir Power BI dosyası açacağım. Kullanacağımız veri seti gene Excel dosyasında. Excel'i gösteriyorum. İlişkiler, Referential integrity diye bir tablo değil, ürünler ve satışlar diye iki tane farklı tabloya bağlantı yapıyorum. Bir bakalım ne varmış. Ctrl Shift Artı. Kısa yolda son kez söylemiş olayım. Artık ürünler tablosunda diyor ki ürün 1 2 3 ABC kırmızı renk ve beyaz renkli ürünler var. 1 2 3 burada ürün ID kısmında. Satışlar tablosuna bakıyorum, tek tablosuna bakıyorum. Şöyle bir durum var. 1 var, 2 var, 3 var. 4, 5 ve null gibi ürünler tablosunda olmayan kayıtlar var, satırlar var. Farklı tarihlerde tutar sütunlarıyla birlikte. Bu iki tabloyu alıyorum modele. Gene tablolarda Hangi kayıtlar olduğunu görmek için ürün ID, ürün adı ve renk bilgilerini şurada görelim. Benzer şekilde satışlar tablosundaki ürün ID, tarih ve tutarları da görelim. Şuradaki tutarı bunun yanına alalım. Aslında matris kendiliğinden karşımıza çıktı ama datasını görelim gene de. Basit bir metrik yazacağım gene. Satışlar sağ tık. New measure. Satışlar diyelim ismine. Sum. Tutar sütununun toplamını getir. İlişkiler tablosuna geri geliyorum. İlişkileri otomatik algıla opsiyonu by default açık geldiği için kendisi otomatik olarak yerleştirmiş. ama o özelliği normalde kapatıp ilişkileri bizim kendimizin elle oluşturmasında her zaman için fayda var. Ama yapacağım hareket gene aynıydı. Genellikle doğru buluyor. Ürün ID her iki, sütunda da, her iki tabloda da geçen anahtar sütun. One to many şeklinde birbirine bağladık. Buraya geliyorum. Basit bir metrik yazdım. Bir matris oluşturacağım. Ürünler tablosunda sadece ve sadece beyaz kırmızı şeklinde rengi olan ürünler vardı. Bu matrisin yanına biraz önce yazdığımız metreyi düşüreceğim. Şunların fontunu da bir tanesini büyütelim. Her seferinde her görselin fontuyla da uğraşmamak için şöyle bir şey yapalım bu verileri görmek için oluşturduğumuz tabloydu. Bunun özelliklerini Format Painter, Microsoft'un birçok uygulamasında var. Bunun özelliklerini git, buna yapıştır. Sonra da buna yapıştır. Okey, şimdi veriler üstteki tablolarda oluşturduğumuz metric ile birlikte renk sütununu düşürdüğümüzde karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Buradaki satışları tekrar kaldıracağım. Ürünler tablosundaki renk sütununda sadece ve sadece beyaz kırmızı renkli ürünler var. Peki satışları düşürdüğümde burada bir blank satırı da oluşuyor. Hiçbir renk göstermiyor ama karşında 300 diyor. Referential integrity şu demek. Biz bu iki tablo arasında ürün ID üzerinden one to many bir ilişki kurduk mu? Kurduk. Integrity bütünlük demek. Buradaki master tabloda ürün ID birin burada bir karşılığı var mı? Var. 2'nin burada bir karşılığı var mı? Var. 3'ün burada bir karşılığı var mı? Var. Buradaki 1, 2, 3 ile şuradaki kayıtlar integritesi yani bütünlüğü doğru olan kayıtlar. Bunlardan kırmızı olan var. Kırmızı kırmızı. Bir ve ikiymiş. Bir olanları iki olanları topladığında 600 dedi. Biraz önceki filter konteks kavramı her zaman için devrede. Tüm metrikler de devrede. Beyaz için 240 dedi. Boşluk gösteriyor. 300 diyor bu 300 nereden buldu? Şimdi integrity gereği iki tablo arasında eğer bir bütünlük sağlaması gerekiyorsa şunu yapıyor. 1 2 3'ün karşılığını ben master tabloda buluyorum. Hiçbir problem yok. Ama integrity sağlamak adına şunu yapmak zorundayım diyor. Çünkü fact tablosunda 4 5 ve şuradaki ürün ailesi null olan Boş olan kayıtlar için diyor ki ben bu ürünler tablosuna senin görmediğin fiktif bir blank satırı ekliyorum. Onu yapmak zorundayım. Bütünlüğü sağlamak zorundayım. 1-2-3 ile ilgili hiçbir teknik problemim yok. Ama diğer kayıtları da bütünlüğü bozmamak adına ürünler tablosunda fiktif bir blank satırı oluşturuyorum ve integrity'i bu blank satırıyla bu kayıtları eşleştirerek sağlıyorum diyor. Sadeleştirelim. 1, 2, 3 sorunumuz yoktu. 4, 5 ve şununla ilgili sorunumuz var. Bu kayıtları bu tabloyla ilişki üzerinden bütünlüğü bozmadan ilişkilendirebilmek adına bizim gözle görmediğimiz ama DAX'taki bazı fonksiyonların gördüğü, tabular modelin gördüğü fiktif yani hayali bir blank satırı oluşturuyor. Diyor ki ben eşleştiremediğim bütün kayıtları bu blank satırıyla ilişkilendiriyorum. Bu rakamları toplarsam ben 100, 100, 100, 300 yapıyor toplamı. Blank'in karşısında göstereceğim diyor. Buraya renk değil de ürünler tablosundan ürün ID'yi veya ürün adını düşürürsem gene aynı şey olacak. Fark etmiyor. Eşleşmeyen bütün eşleşen kayıtlarla ilgili hiçbir problemimiz yok ama eşleşmeyen bütün kayıtları master tablodaki bir fiktif, hayali blank satırıyla eşleştiriyor. Matrisin sağına soluna ne düşürdüğünüze göre de ürün adı, renk vesaire bir blank kaydı karşımıza çıkıyor. Bunu hem tabular engine görür hem DAX'daki bazı fonksiyonlar görür. Bazıları da blankleri, boşlukları, kale dikkate almaz. Ama böyle bir fiktif satırı Power BI arkada iki tablo arasındaki ilişkinin bütünlüğünü bozmamak adına mutlaka ama mutlaka yaratır. Şu ana kadar konuştuğumuz konuları özetlemek gerekirse ilişki tiplerinden bahsettik. Fake master tabloları daha önce görmüştük zaten. One to one 40 yılda bir lazım olur. One to many bize bir veri modelinde lazım olacak neredeyse tek ilişki tipi. Many to many granülerite kavramını gördükten sonra öğreneceğimiz bir ilişki tipi. Ve bütün esprisi, ilişki kurmanın bütün esprisi filtre taşımak üzerine Power BI'de. Başka hiçbir amacı yok ilişkilerin. Filtre nereden başlıyor? Bir tablodan bir başka tabloya doğru ok yönünde gidebiliyorsanız bu ok yönünde gidebildiğiniz tabloya doğru filtreleri taşıyabilirsiniz demektir. Filtreleri tetikleyen şeyler ne? Filtreleri tetikleyen şeyler hangi görselde, satırda, sütunda, eksende neyi kullandıysanız, hangi sütunu düşürüyorsanız onlar hep birer filtre yaratır. Ürün adı düşürdüm. Ben buradan buraya doğru gidebiliyorum. Ürün adı düşürdüyseniz ürün adı matriste gözüken her bir ürün için bu tabloda bir filtre yaratır. Filtre propagate eder, filtre taşınır. Tek tablosundaki daraltılmış kayıtlar üzerinden filtrelenmiş kayıtlar üzerinden bizim yazdığımız metrikler devreye girer. Okey, ilişkilere bir giriş yaptık. One to one, one to many, filtrelerin akışı, ilişki kurma ve çok basit bir şekilde filter context kavramına da bu derste bir giriş yapmış olduk.